Maske ve mesafe tamam da temizlik ne ola ki? Yaklaşık 25 sene kadar önce özel televizyonların yayına başladığı yıllardı. Katıldığım bir televizyon programında daha evvel bakanlık yapmış ünvanlı bir kadın akademisyenimiz işlediğimiz konu çevresinde akıl, akıl, akıl deyip durdu. Hangi akıl? Söz aldım ve akıllılığın ergenlik gibi yükümlü olmanın gereği ve ilmin kaynağı olduğunu ve de olmazsa olmazlığını vurguladıktan sonra sordum. Tamam da hangi akıl? İlim adamı aklı mı, sanatçı aklı mı, hukukçu aklı mı, ekonomist aklı mı, kapitalist aklı mı, sosyalist aklı mı, siyasetçi aklı mı, tüketici aklı mı, mümin aklı mı, kafir aklı mı? Sordum da cevap alamadım. Rabbimizin Kur'ani bildirileriyle ayarlanmamış akılla gerçek doğruya erilebilir. Dünya ve ahiret mutluluğu sağlanabilir mi? Neye göre adalet? Tarihselcilik körlüğü içindeki profesör ünvanlı ilahiyatçımız telif ettiği eserini imzalayıp lütfetmişti. 300 sayfalık kitabında İslam'ın bir hayat nizamı olmadığını, yalnızca adaleti temel aldığını kanıtlamak için çabalayıp durmuştu. Kitabı okuduktan sonra yaptığımız telefon görüşmesinde kendisine sordum. Tamam, adalet, adalet de. Mesela, sosyal ve hukuki adaleti hangi ilkelerle ve nasıl sağlayacağız? İktisadi hayatımızda adaleti hangi kuratlarla gerçekleştirebileceğiz? Ve daha sonra nicelerini de sordum. Sordum da aldığım cevap, mesajınız alınmıştır şeklinde acziyet itirafı oldu. Tıpçılarımız da ezberci ve taklitçi. Kökü mazide ati, yani gelecek olamadıkları için ilahiyatçılarımız dahil sosyal bilimcilerimizin kahir çoğunluğunun topluma ışık tutup yönlendirecek eserler üretemediklerini bilirdim de. Tıpçılardan ümit vardı. Çok az olan istisnaları bir tarafa, onlar da bizim sosyal bilimcilerimize benziyor. Tıpçılarımız konuları, yöntemleri ve kuratlarını emperyalizmin oluşturduğu modern tıp bilimi içinde bocalayıp duruyorlar. Gözleri ve kulakları Amerika'ya ve Batı'ya ayarlı. Tam bir ezbercilik ve taklitçilik içindeler. Tespit edebildikleri aykırı fakat hakikat olan gerçekleri bile dile getirme yüreğinden yoksunlar. İstisnaları elbette vardır. Onların niçin ve nedenleri üzerinde hiç mi hiç düşünmedikleri koronavirüs salgını sebebiyle yaptıkları birbirinin aynı nitelikli konuşmalarını dinlemekten gına geldi. Temizlik ne ola ki? Sormaya ve sorgulamaya alıştığımız için onlara da sormadan edemiyorum. Tamam, maske, mesafe ve temizlik. Anladık. Peki dünyayı kuşatan ve benzerleri gelebilecek olan şu salgın sebebiyle alınabilecek kişisel ve toplumsal ve de maddi ve manevi önlemler bunlardan ibaret mi? İlgili makalemizde açıkladığımız koruyucu İslami önlemlerin caili olduğumuz için o kadar ileri gitmeyelim de hadi daha bir basitleştirip somutlaştırarak soralım. Temizlik deyip duruyorsunuz. Peki deyip durduğunuz temizlik ne ola ki? Kesemedikleri tırnakları uzun ve kirli, su ile yıkamasını bilemedikleri için popoları da pisli olanları geçtik de diğerlerinin verebilecekleri cevabı gerçekten ciddi ciddi merak ediyorum. Bir yığın laf ettik. Sözü Peygamberimizin kıyamet gününe kadar tıp dünyasına ufuk açacak sözleriyle bitirelim. Ey insanlar, tedavi olunuz. Allah ölüm ve ihtiyarlık dışında her hastalığın bir şifasını
yaratmıştır.